Biz, 3 belgeselci, kayboldu sanılan bizi bulmak için yola koyulduk. Ağrı eteklerinden Makedonya boylarına, Mezopotamya yaylasından Abdallar coğrafyasına kadar gezdik. Bizi biz yapan o ortak duyguları, bazen bir Balkan havasında, bazen bir dengbej avlusunda, kah bir Eren sofrasında, kah bir Kuzey horonunda bulduk. Sevince de, kedere de ortak olduk. Ve biz denen bu eşsiz gökkuşağına coşkuyla selam durduk. Keşik bazdı da malı tazdı da bergeni bari lavik zarek bana kürüş kula evri. Kültür yolcuları yeni bir yolculuğa başlıyor. Coşku Daral, Nebil Özgentürk ve Can Dündar Dicle kenarından sesleniyoruz bu kez size. Sözün hiç tükenmediği topraklardayız. O topraklardan, Mezopotamya'dan size dengbej öyküleri anlatacağız. Asırlar öncesinden sesleri bugüne taşıyacağız. Davul zurnalar eşliğinde o sözler sonra nasıl yazıya döküldü? Yaşar Kemal gibi bir ustanın romanlarına nasıl sızdı? Bunu vereceğiz sizlere. Kültür yolculuğunun büyük Mezopotamya macerası başlıyor. Memuzin büyük Kürt destanı, Doğu'nun aşk masalı. Aynı zamanda ilk Kürtçe film olarak da tarihte kazılı. Hazi kekemi ezci, bizim ciradete kıstıma zindane. 1990'ların başında Mardin yöresinde çekilirken binbir güçlük yaşanmış, film sansüre takılmıştı. Cumhurbaşkanının devreye girmesiyle ve ancak Türkçe dublajlı olarak vizyona girebilmişti. Şimdi Memuzin dizisi devletin Kürtçe kanalında yayınlanıyor. 20 yılda yaşanan değişimin kültür sanat alanındaki en net sonucu bu. Beri u hasret amın, nefes amın, hozite zanı ba meji çıkası beri atekiri. Kürtçe üzerindeki yasak ve baskılar Kürt edebiyatı ve sanatını yok edemedi tabii. Ama yer altına itti. Yazmak suçtu. Kürtçe uzun süre dengbejlerin dilinde yaşadı. Söz de baskıya uğrayınca sürgün başladı. Kürt sanatçılar gibi Kürtçe eserleri de güneyde, doğuda ya da Avrupa sürgününde sürgün verdi. Gün gelip barış umudu doğunca Mehmet Uzun, Şivan Perver, Kemal Burkay gibi pek çok sürgün
doğduğu topraklara döndü. Yer altında yaşayan bir kültür, üzerindeki ölü toprağını silkeleyip canlılığını verdi. Yıllar yılı Rahmi Saltuk'tan Selda'ya, Ferhat Tunç'tan Ahmet Kaya'ya kadar pek çok sanatçı Kürtçe çalıp söylediği için yasaklanmış, yargılanmış, sürgüne yollanmıştı. Bugün genç Kürt grupları Ahmet Arif şiirlerini rock formunda söylüyor. Diyarbakır Kitap Fuarı'nda Kürtçe kitap basan yayın evleri yıldan yıla çoğalıyor. Devlet tiyatroları Kürt destanı Selahattin Eyyubi'yi sahnelerken şehir tiyatrosunda Kürtçe Hamlet oynuyor. Ünlü Kürt şairi Cigerhun'un adı Diyarbakır Belediyesi'nin açtığı Sanat Kültür Merkezi'nde yaşıyor. Belgesel Film Festivali Film Ahmet'te yeni Kürt sinemacıların belgeselleri gösteriliyor. İyi güzelim Ahmet Anamsken şey zannediyor. Kurslarda Kürtçe çalıp söyleyen müzisyenler, Kürtçe oynayan sinemacılar, tiyatrocular, operacılar yetişiyor. Batman Belediyesi'nin kurduğu Hasankeyf Orkestrası, ilk Kürt opera sanatçısı Mizgin Tahir'in konseriyle açıldı. Mizgin Tahir, şimdilerde bir Kürt operası üzerinde çalışıyor. Kürt sanatı, edebiyatı, kültürü, gizlendiği yılların açığını kapatmak istercesine topraktan fışkırıyor. ...2014'ün 15-16 Ekim olaylarında Diyarbakır'daki Ziya Gökalp Müzesi'nin yakılması, Cigerhun Kültür Merkezi'nin ismindeki X ve W yüzünden mahkemelik olması, barışın hala pamuk ipliğine bağlı olduğunu kanıtlıyor. Diyarbakır'da hala sanat silahla yarışıyor. Ve başta dengbejler olmak üzere herkes silahın yaralarının sanatla sarılacağı günleri bekliyor. Evet, Diyarbakır'dayız, Dengbej evindeyiz, tarihi bir binanın güzelim avlusundayız. Birçok yerden gelmiş dostlarla birlikte Dengbej'leri dinlemeye geldik biz de. Bugün yaşatılmaya çalışılan bir geleneğin ne olduğunu öğrenmeye, dinlemeye geldik. Yanımızda Kürt sözlü edebiyatının araştırmacılarından biri var, 28 kitabı olan Hilmi Akyol bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Şimdi ondan Dengbej'leri hem öğreneceğiz hem de burada canlı canlı dinleyeceğiz. Nedir dengbej? Biraz bize anlatır mısınız? Dengbej ses demektir. Deng. Beş söylemek demektir. Dengbej sesiyle söyle. Yani klasik Kürt dengbejliğinde enstrümantal kullanılmamış. Müzik aletleri kullanılmış. Sadece sözleriyle. Sesleriyle söyledikleri için dengbej denilmiş onlara. Neolitik dönemden beri vardır.
O zamandan beri süre gelmiş daha Komagene Krallığı'na kadar. Komagene Krallığı'nda yine dengeciler için, dengecilerin ekonomik koşullarını düzeltilmesi için, hayatlarını idame ettirmeleri için onlara araziler tahsis edilmiş. Osmanlıların Kürdistan'a girişinden sonra bu paşalar oluşturuluyor. Her bir paşa yörenin kendi yöresinde bulunan en iyi dengeci kendisine seçer onu. Bütün yıllık ihtiyaçlarını karşılar. Sonbahar ve kışın uzun gecelerinde hem misafirlerini neşelendirmek, gecelerini geçirmek için dengeciler sanatlarını... Sponsorluk yaparlar. Yani icra ederler, sıtranlarını söylerler. Peki, şimdi dedin ki hep böyle, böyle eski zamanlardan söz ediyorsun. 20. yüzyılda yani 1930'larda, 40'larda, 50'lerde galiba iyice azalıyorlar değil mi? Azalma değil. Sadece biraz sindirme olayı vardır. Kürtçenin yasaklanmasından sonra adam köyde yine her köyde dengecinin olduğu köylerde veya dengecilerin misafir olarak gittiği her köyde şevverkler olur. Yani gece toplantıları olur. Dengeciler, çirok beciler, destan beciler yine geceyi geçirirler. Yani biri sıtran söyler, biri çirok hikaye söyler, biri destan söyler. Yani gizlice yapıyorlar. Tabii şimdi Kürtçe konuşmak yasak. Şehirlerde yok. Kürtçe konuştuğu için ceza alıyor ama köyde biraz serbestliği var. Köyde kim gidip gece denetleyecek? Buna rağmen söz uçar yazı kalır diye bir laf var ya, aslında söz uçmamış kalmış değil mi yazı gibi? Şimdi Kürt dengecilerin bir özelliği var. Örneğin biz 300 dengeci ile ilişki kuraldık, röportaj yaptık. Bunların sadece %5'i 6'sı okul okumuş. Okul okumayan yüzlerce dengeci, binlerce sıtranı ezberliğe gelmiş. Destanları ezberlemiş. Örneğin Zaloğlu Rüstem destanı 3000 yıllık bir destan ve Kürt dengecilerinin, destan becilerinin beyninde var. Çölü çölü çölistan, beri beri beristan, havin çu mazivistan, berf bari da hapke keran, emno ketin khahu bahe giran. Hebu tinebu gırj khode kes teki tinebu khode hebu, dini davi dazi. Mala zale hebu, dibe emro xeberci Rüstem rahani, Rüstem deste xob derge vedani, çirinic derge derani. Kim aklango dünya xirad be, aklango ne xirad be, ne avad be. Şere mala hure zeminan, ture zeminan, ketiye bere vudu, belaki giran, xode bisar mala zale dahani. Hineka maran sere xoş kulan deranin, masiyan sere xoş behran deranin. Hineka go dünya xirad be, hineka go vallah ne xirad be, ne avad be. İro şere mala hure zeminan, bere zeminan, ketiye bere vudu, belaki mazın khodeb sermala zale dahani. Bravo. İşte bu 10 yıllar boyunca kalmış değil mi? Kalmış ezber. Yüzyıllarca. Ama bir haberci özelliği de var değil mi? Sana haberci. Etrafta ne oluyor? Şimdi çevrede zaten ne oluyor? Yayılır. Yayılıyor. Tabii tabii. Haber getiriyor yani. Örneğin, diğer yere haber taşıyor. Kürtlerin demin dedim ya, ülkeyi işgal eden bütün güçlere karşı çatışmaları var. Bunlar hepsi işlenilmiş. Ah eyvah, hu eyvah, hu eyvah, hu eyvah, hu eyvah. Feleke mala tehrab teçe mal müvakir. Teçabe hu gırtu dese hoş bir val bakir. Halke zabu zeçe hu halas kir. İbu bege parsire torne mala haci karo. بدسته خو مالا خو خراکر قصاب خانه علم مالا خو راز که سید خانه بایخچی 70 yıllık dengeciliği vardır. İşte 6-7 yaşındayken köyden Diyarbakır'a geliyor. 15 yaşından beri sıtran söylüyor. Dengecidir. Şu anda Diyarbakır'da en eski dengeci. Hatta 1980'lere kadar Kürtçe yasaklanmadan yani darbeden önce de dengeciler kahvesinin bir numaralı dengeci. Orada oturur sürekli hem boya işini yapar hem sıtranlarını söyler. Gülek el an ya vid hin kapağa sere vid ferine Beseden gal kahve şeker kıyırine Go bave bave minot leske belazine Cebirhane bidyare kasre rabegine Gülad diyal bejnu bola kumandan dıkhine
Kumandan kumserdarı tele tel zerade yine tele kel bajare hudakine askeri urusul dora kona gaybu bege parsin edim masare dadım yine. Bu Melik Ahmet semtinde bir kahvede bekçi onu kandırmış. Ona demiş ki gel kulübede söyle. Oraya meğer zabıtanın, bekçinin anonsu için bir mikrofon ve hoparlör var. Halis Aytan da onun farkında değil. Orada söylüyor onu. Bekçiler gelip yakalıyor onu. Niye söylüyorsun? Çay asaktır. Alıp götürüyorlar. İşte valiye götürüyorlar. Vali diyor sen niye söylüyorsun? Diyor ben hastayım, ben aşıkım. Söylemesem ölürüm. Demişler tamam söylersin ama surun dışında, surun içinde söylersen olmaz. Ulan surun dışına çık, istediğin kadar söyle. Ha, şehrin içinde yasak da söyleyemezsin. Kendisi anlattı öyle bir anlattı. Sur dışına çıkıyor mu gerçekten? Hayır. Ne yapıyor? Daha çıkmadan bir 50-60 metre uzaklarken başlıyor. Gelip bir anu hatamlı dünya ilsak bin. Jeyi bu bege parsine torne ma'la haci karu. خودی قصر قوناغ بلک را خودی دزان گمی بیجن هی واق فلک تشمال مواکر درش مکن بری براو Evet tam 1. Dünya Savaşı sonrası Anadolu topraklarının Ruslar tarafından işgali ve yaşananlar. Bundan... Peki o zaman mı bunu şey yapmış be tabii, yazmış tabii. O günden değil, beri hep aynı mı değil. Söylüyor? Başkaları derlemiş bunu. Yani, sıra, dilden kulak tutulduğunda kitap okunur gibi de, o zaman. O zaman mı yazılmış demek? Tabii tabii o zaman. Hemen olayın akabinde dengeciler dile geliyor. Tam işte dediğimiz gibi yani bir şey yaşanıyor. Hemen akabinde haber gibi kayda alınıyor ama hemen, sözlü kayda alınıyor. Hemen daha unutulmadan. Ve kulaktan kulağa yayılıyor. Tabii öyle kulaktan kulağa işte kurulan divanlar gece şebeklerinden dolayı yayılıyor. Ezberlik. Sen bir köye gidiyorsun, orada dinliyorsun. Dengeci gidiyor onu ezberliyor. O kendi yöresine aktarıyor o oraya. Bu arada da varyantlar oluşuyor. Hilmi Bey, bu Zaloğlu Rüstemler, Battal Gaziler, bütün bunları biz Türk sinemasından biliyoruz. Ama burada birçok destanın yüzlerce yıl geriye gittiğini görüyoruz. Nasıl oluyor? Hangisi önce, hangisi sonra bunların? Yani şimdi bu nedir biliyorsun? Sahipsiz bir kültürün başkaları tarafından sahiplenmesi, alınıp, işlenilip kendilerine mal etme olayıdır. Yani Zaloğlu Rüstem'de de öyle. Hele hele bu Keloğlan filmleri var. Bizde Keloğlan'ın yüzlerce macerası vardır, savaşı vardır. Bizde Keloğlan gerçekten bir kahraman. Ancak kelliği şehirlerde bir kız kralın veya paşanın kızını alacaksa, o şehri ele geçirecekse, oğlak ve kuzunun işkembesini güneşte kurutur, kafasına çeker, kendisini kel olarak gösterir, sinekler konar, öyle kamuflajla şehirlere girer. Ama oraya bakıyoruz, adamın saçını kazıtmışlar, öyle bizim kaşmer dediğimiz ve komik olan bir tipe sokmuşlar. İşte tesadüfi kahramanlıklar sergiliyor. Ya. Tesadüfi yani. Padişahın kızını alıp geliyor. Ya. Öyle kahramanlık mı olur? Yani Şener Şen'in filmleri, Kemal Sunal'ın birçok filmi, İşte öbür Seyitkan filmi vardı. Onlar hep Kürt hikayelerinden derlemedir. Niye sahiplenmemiş peki son yüzyılda? Senin gibi araştırmacılar. Şimdi benim gibi araştırmacılar bir iki satır yazıdan dolayı bölücü oluyor. Hapisteymiş. Bizi bırak. Yani Türk olan araştırmacılar Kürt'ün adını kullandığı için yıllarca cezaevi yattı. Biraz bugünden bahsedelim mi? Burada ne yapılıyor? Bu gelenek nasıl yaşatılmaya çalışıyor? Belediyenin katkısı ne? Siz nasıl genç nesiller yetiştiriyorsunuz? Denkbeşlik ölüyor mu? Yaşamaya devam mı edecek? Şimdi Kenan Evren'den sonra yasaklanma olunca dengeciler biraz evlerine çekildiler. Ancak 1991'de Mezopotamya Kültür Merkezlerinin açılmasıyla dengeciler toplanmaya başlandı. Örneğin gelen dengeciler diyor 20 yıldır ağzımı açmamışım, 30 yıldır söylememişim yasaktan dolayı. Mezopotamya Kültür Merkezleri biraz derleme getirdi onlara. İşte 2003'te de Dicle Fırat Kültür ve Sanat Merkezi açınca biz 13-14 tane kadar dengeci orada bir araya getirebildik. Onlar sanatlarını icra ediyordular. Mayıs'ın 2007'nin Mayıs'ın 30'unda burası açıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından. Burayı duyan her dengeci mutlaka gelir burayı ziyaret eder. Bir gün mü olur, bir saat mi olur? Kürt gençleri de yani çok az oranda olsa da şu anda dengeciliği yürütmek isteyenler var. İşte örneği burada diğer adındaki genç birazdan bize Emre Stram'ını söyleyecek. Çok güzel de bir örnek var. En yaşayan en eski dengecili galiba
en geç, şu anda bizim bildiğimiz en geç topraklarımızda. Bravo Diyar. Bravo Diyar. Bravo Diyar. Güzel. Şunu dikkatimi çekti. Hep erkek dengbejler var aramızda. Kadın dengbejler yıllar önce de mi yoktu fazla? Bugünlerde de yok. Yıllar öncesinde de vardı ancak Arapların bu coğrafyaya gelmesiyle birlikte kadının üzerindeki baskı çok arttı. Dinin baskısı, mahalle baskısı, işte kadının sıtran söylemesi günah sayıldı. Erkeklerin kadının sesi duyması çok büyük günah sayıldı. Bundan dolayı kadınlar biraz eve kapandı. Ha, bizim burada Diyarbakır'da kaydettiğimiz 2-3 bayan dengbeci vardı. Biri buraya kayıtlıdır. Ayşe... Ayşe Şan. Ayşe Şan'dan daha önce Meyrem Han var. Daha sonra Asırka Kadır var, Hanaz Azı var, çok ünlü bayan dengbeciler vardır. Ayşe Şan tipik bir Kürt kadınının isyanıdır. Aileye, topluma, sisteme başkaldırıdır Ayşe Şan. O zaman biz Ayşe Şan'ın hikayesini izleyelim. Seksenli yıllardı. Anadolu'da türkü barlardan birinde Kürtçe türkü söylediği için bir kadın sanatçı saldırıya uğramıştı. Saldırgan sahneye yaklaşmış ve türkücüyü karnından yaralamıştı bıçakla. Bu olay sahnedeki o kadının hayatında bir travmaya yol açmış, ürkmüş, kırılmış ve uzun bir sürede sahnelere çıkamamıştı. Zaten ülkesini terk edip Almanya'ya gitmişti birkaç ay sonra. Sahnedeki kadının adı Ayşe Şan'dı. Kürtçe türkü söyleyen bir sanatçı değil sadece, bir dengbejdi de. Çocukluğundan bu yana Kürtçe işitmiş, Kürtçe konuşmuş, Kürtçe türküyle büyümüş, Kürtçe türküler söyleyerek sahnede taşınmıştı. Kendi hayatı da ardından ağıt yakılacak cinsten yanık bir türkü gibiydi sanki. Bir dengbecin kızıydı. 1938'de Diyarbakır'da doğmuş, babasının kulağına üflediği kılamlar ve Kürtçe sözlü edebiyatla büyümüştü. Çocuk yaşlardayken kadın toplantılarında türkü söyleyerek dikkat çekmişti. Fakat daha 15 yaşındayken kuma olarak verildi. Bir yıl sonra da bir kızı oldu. Ama yine bir yıl geçmeden kocası onun üzerine kuma getirdi. O kabul etmedi. Güç bela evi terk ederek kocasından ayrıldı. Fakat kızını uzun süre göremeyecekti. Gaziantep'e göç etti. Türkü geçim kaynağı olmuştu artık. Toplantılarda, düğünlerde, salonlarda Anadolu türkülerini dillendiriyor, kendisi de besteler yapıyor, sesi ve sahne duruşuyla oldukça ilgi görüyordu. Gaziantep Radyosu'nda da program yapmaya başladı. Ama türkü arasına Kürtçe ağıt ekleyince radyo yasaklandı ona. O da İstanbul'a taşındı. Zeki Müren, Ali Ekber Çiçek ve Orhan Gencebay gibi sanatçıların arasına katıldı. Onlarla aynı sahneyi paylaştı.
plaklar doldurduğu, ödül üstüne ödül aldığı ve bu arada Türkçe okuduğu türkülerin arasına Kürtçesini de katıyordu yine. Kendine katı kurallar koymuştu. Mesela namaz kılmadan sahneye çıkmıyordu. Geleneklerini ve kültürünü korumak için çırpınıp duruyordu. Fakat ne doldurduğu plakların, kasetlerin ne de sahnedeki çabasının karşılığını alabiliyordu. Geçim sıkıntısı çekiyordu sürekli. Ve sahnede, radyo programlarında yine babasından dinlediği Kürtçe türkü ve ağıtları söylediği için başı belaya giriyordu tabii. İşte tam da o günlerde bıçaklanmıştı. Almanya'ya taşındığında Türk işçiler arasında en çok aranan türkücü olmuştu. Geceden geceye koşuyordu ama yine para kazanamıyordu. Yani Almanya da Ayşe Şan'a acı vatan olmuştu. Şansını bu kez Irak'ta denemeye karar verdi. Irak radyosunda bir Kürt yıldızı olarak karşılandı. Çünkü yıllar boyunca söylediği Kürtçe türküler Süleymaniye ve Erbil'de çok ünlü olmasına yol açmıştı. 4 ay kaldı Irak Türk kentlerinde. Bu kez başını sokacak bir ev parası biriktirmişti nihayet. Ve Türkiye'ye döndü. Sınırda gözaltına alındı. Neden Irak'a gitmişti, kimlerle ilişki kurmuştu gibi sorular. Bırakıldığında İzmir'e yerleşti. Ve sahneyi de bıraktı. Ama türkü yazmaktan vazgeçmemişti. Bir albüm yaptı. Bu albümde seslendirdiği Halepçe katliamı ağıdı, türkü değil bir kadın dengecin haykırışı olarak lanse edildi. Aynı albümde doğduğu topraklara dair acılar anlatan başka eserler de vardı. Bu arada kızına kavuşmuş, sakin bir hayat sürmeye karar vermişti. Fakat kansere yakalandı. 1996 aralığında öldüğünde tek bir vasiyeti vardı. Diyarbakır'a gömülmek. Olmadı. İzmir'de toprağa verildi. Sonra yıllarca kendi dilinde türkü söyleyemeyen, bu yüzden şehirden şehre göçen, gözaltına alınan, radyolardan atılan Ayşe Şan'ın sesi hem de Kürtçe türküleri televizyondan duyuldu. Devlet Kürtçe yayın yapan TRT 6'yı kurmuş, Ayşe Şan'ı da repertuarına eklemişti. Bir de 2010'da Diyarbakır Valiliği Diyarbakırlı Sanatçılar albümü yayınladı. Ayşe Şan o sayfalar arasındaydı. Günümüze dair hikayeleri, günümüze dair böyle olayları birdenbire derleyen dengeciler var mı? Yani Diyarbakır'da yüzlerce dengeci var. Sadece 35'i buraya geliyor. Burada kayıtlı olanlardır. Onun dışında onlarcası gelip gidiyor. Yani yaşı 30'un üzerinde olan yüzlerce dengeci vardır şu anda. Öyle az değil. O korkudan dolayı. Yani daha o tabuyu yıkamadıkları için gelip söylemiyorlar. Şu anda bile bazı dengeciler var. Dengecidir. Gerçekten soruyoruz. Gel valla işim var gelemem. Yakın zamanın olayları var mı? Tabii tabii. Yüreğimizi dağlayan, ciğerimizi hançerleyen robotka olayı var. Hmm. İşte İbrahim Pirki onun üzerine sıtran yapmış, yaratmış. Şimdi ondan onu dinleyelim. Hemen dinleyelim. Bir bölümünü. Eylada, 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 berine day kam kure pırgıdar eder mare doktor hekim akale havara emedüre da kes git gaz ya emeda na eme havar dikin gazi dik dengi meşfeleke na berine berindar eme kure pırgıdar der mare doktor hekim al berine abrindar kurda ana Hey. Mehmet abim, Mehmet Uzun'un rahmetli, onu da anmış olalım. Yine kitabında rastladım ki
Çoğu da sefil olmuşlar. Şimdi Kürt yazarında bu öyle, öykücüsünde öyle, sinemasında öyle, tiyatrosunda öyle, dengeciliğinde de öyledir. Yani şimdi Kürt'ün özel bir pazarı olmadığı sürece, Kürt dili para etmediği sürece, yani sistem tarafından engellendiği sürece, yani kendisini nasıl idame etsin, nasıl geçindirsin? Çünkü bir ambargonun altındadır. Yani şimdi kitap olarak diyeyim, şimdi Türkçe yazılan bir kitabın en az 2000 tanesini Kültür Bakanlığı alıp dağıtabiliyor. Ama Kürtçe yazılan kitabın bir tanesini alıp dağıtmıyor. Nasıl kendisini geçindirsin? Şimdi onlarca türkü söyleyen gençlerin önü açılıyor. Onlara devlet destek veriyor. Devlet sanatçılığı unvanı veriliyor. Ya işte yıllar önce adını vermeyeyim. Bir bayan sanatçı Makber'i söylerken dünya yıkıyor. Ya yarım saat Makber'i söyleyebiliyor. Kürt dengeçliği 10 saat söyleyebiliyor. Niye ona devlet sanatçısı unvanı verilmiyor? Yani bu baskın altında, bu ambargonun altında nasıl geçimini saklasın? Tabii ki perişanlık olur. Genelde yani Kürtlerde olur bu. Hilmi Akyol, çok teşekkür ederiz. Bizi divanınıza davet ettiniz, ağırladınız, bilgi verdiniz. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Var olun. Bu zindan, bu kırgın, bu can pazarı. Gördüler yedi cihan, in, cin, Kaf Dağı'nın ardındakiler. Kıtlık da, kıran da olsa, gördüler analar neler doğurur. Aman, aman hey! Dünyalar vardır, elvan, bir su damlasında, bir kılucunda meyveler vardır, meyveler. Evet, şimdi de Diyarbakır'da Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi'ndeyiz. Kayıp Divan'ın peşindeyiz. Yani burada bakıyorum da, kitaplara baktım, izledim falan. Son yıllarda yayınlanmış Kürtçe kitaplar var sadece. Yani 40'larda, 50'lerde, 60'larda basılan, ki basılmamış olduğu belli, Kürtçe kitap yok. Ve dengecilere ilişkin de kitap yok. Zaten kitap olmadığı için dengbejler var, değil mi? Aynen. Aslında bir sözlü kültürü dengbejler yıllarca, asırlarca taşıyorlar bugüne. Yasaklar da o sayede aşılıyor. Kulaktan kulağa yayılıyor ama bir noktada yasaklar kırılınca yazılı kültüre dönüşmeye başlıyor. Burada fotoğraflarını gördüğümüz yazarlar da herhalde o yazılı kültürün öncüleri sayılabilecek imzalar, isimler vardı. Vallahi ben burada doğup büyüyen bir insanım. Bizim arka bahçede Kürtçeyi duyuyordum. Ama aile içinde bile yasak vardı. Bırakın eğitimde, kamuda, edebiyatta olsun. Yani öylesine bir dönemden geçtik. Hakikaten konuşulmaz mıydı? Şey. Hayır. Yasak. Ya şu bile yasaktı. Yani lise yıllarında, üniversite yıllarında ben neden bu bölgenin edebiyatını, bu bölgenin kültürüne dair araştırmaları okumayım? Tek bir bilgi alamadık o zamanlar. Değil mi yani Can? Yani bu işte kayıp kültür diye bir tırnak içerisinde sözcükten bahsedersek hakikaten tam yerindeyiz. Ve bakıyorum hakikaten hiç kitap yok ya. Yani çok az. Çok az yani. Şimdi biz az önce bir dostumuza sorduk. Buranın görevlisi, yöneticisi arkadaşımıza. Yine karşımıza Memozin'i örnek olarak gösterdi. Filmi yapılan Memozin. Bu da bir dengbej hikayesidir biliyorsun. Bir de şey var değil mi? Mesela Ahmet Arif, 33 kurşunun şairi değil mi? Aslında bu bölgenin şairi tabii ki. Bu bölge insanının da acılarını şiire aktaran Adil Hoş Bebesi, 33 kurşunu falan. İşte arkasından Yaşar Kemal, Kemal Süreyya. Bu insanlar dengbej kültüründen, dengbejin babalarından ya da büyüklerinden aldıkları o kültürden etkilenmiş olabilirler. Evet. Ve diyebiliriz değil mi? Kesinlikle bence. Özellikle Yaşar Kemal de bence çok belirgindir o. Aslında biraz Yaşar Kemal'in eserlerini hatırlasak bu vesileyle dengbejlere de bir selam çakmış oluruz. Harika olur. Pek çok kitabında var hatta. Var. Yazıya adanmış, destansı bir hayattır 12'si. Alo? İşim var, gelemem bugün. Çok işim var. Yazı yazıyorum, başka bir gün olmaz mı? Sözlü edebiyattan beslenmiş, yazıya destanla başlamıştır. Hayatı romanlara, romanları hayata aktıran bir koca çınardır Yaşar Kemal. Hem denkbejdir dilden dile aktaran,
hem kaydedicidir yazıdan yazıya ulaşan. Hem Kürt, hem Türk, hem doğunun bağrından gelen, hem batıya ulaşan. Daha ilk gençliğinde köy köy dolaşarak bıkıp usanmadan acıyı, sevinci, yaprağın düşüşünü, rüzgarı, felaketi, göçü, yersizi, yurtsuzu, doğa ve insanoğlunun buluşmasını anlatmıştır. Sıradan ama ölümsüz kahramanları romanlarına geçirmiş, bugüne gelmiştir. Anadolu'nun anaç sırlarla dolu coğrafyası onun satırlarında hayata karışmıştır. Yaşar Kemal pek çok romanında Kürtçe sözlü edebiyata, dengbejlere adeta saygı duruşunda bulunur. Kürtçe sözlü edebiyatı onun ilk göz ağrısıdır. Homeros ve Kürt halk ozanları benim temel hareket noktamdır diyecektir zaten. Abdelaz Yenike ki dengbejlerin en bilinenidir, Yerdemir Gökbakır'da aynen şu satırlar vardır ona dair. Abdelaz Yenike bir er kişidir. İki gözden yoksun bir aşık kişi. Dağa taşa, kurda kuşa türkü söyler, türkü söyler. Kanın Sesi ve Ağrı Dağı efsanesi romanlarında da Memuzin destanına hayat veren Kürt şairi Ahmet Hani'den Sultanlar Sultanı diye söz eder Yaşar Kemal. Van, baba diyarıdır. Aşiretleri, Kürtleri de romanlarına aktarmıştır Yaşar Kemal. Aktarmakla yetinmemiş, her konuşmasında, her konferansında barıştan söz etmiş, kanın durmasını istemiştir yıllar yılı. Ve hala. Bir savaş dursun diye ben savaşımı verdim. Evet. Kardeşin kardeşi öldürmesinin önüne geçmek için savaş verdim. Binlerce yıldır dilini kullanan insanın dilinin insanların dilinin yasaklanması için yasaklanmaması için savaş verdim. İlk ağıt derlemelerini 1930'larda doğup büyüdüğü Adana Hemite köyünde yapar Yaşar Kemal. Kiraz ağacından yapılmış değneğine sarılarak köy köy torosları dolaşır. Anadolu sözlü geleneğinin destansı türleri onu büyüler. Kürt dengbejlerini dinler durur. Aşık atışmalarına kulağını açar. Bıkıp usanmadan. Kimi Köroğlu'nu anlatır ona, kimi Kara Mehmet'i, kimi Sarı Ahmet'i, kimi Kürt efsanelerini. Çukurova dünyanın en bereketli toprağıdır ve ben toprakla beraber çalışan insanın destancısıyım. Kültür yolcuları Yaşar Kemal'i ziyaret ettiğinde bir kez daha anlattı usta. Ağıtlara nasıl ulaştığını, onları nasıl tek tek toplayıp derlediğini. Anlatırken o günlerdeki, o yıllardaki gibi heyecanlıydı. Türkiye'de ağıtlar yok. Bir tek ben yaptım şimdiye kadar. Çünkü Türkiye'nin adamları bilmiyor ağıtlar nedir. Dünyada çok iyi bir devlette ağıt var. Türkiye'nin, Türklerin müthiş bir ağıtları var. Kürtlerin başka bir ağıtları var. Ondan sonra ağıdı olmayan memleket yok. Siz o ağıtlara nasıl ulaştınız Yaşar abi? O ağıtlara o zamanlar nasıl ulaştınız? Dur, ondan sonra bir tane babamın çok yakın arkadaşı vardı. Adı Paşa. Paşa değil, adı Paşa. O Torosların çok zengin bir ağası. Ona gittim. Koca Sadrın oğluyum diye.
gittim. Bir ağıt toplayacağım. Bizim köyde ağıtlar var. Bir çocuk öldü. Askerde ölmüş. Bütün köylünün hepsine ağıt yaktılar. Ben o ağıdı aldım, eve koydum. Ondan sonra başta baktım. Edebiyat oldu artık. Edebiyat değil şey işte yani. Bu bir şaheser olabilir dedim. Arif Bey şeydi, ondan sonra başka kimse yok. Bir akrabam olursa, bir arkadaşımın manası olursa onlardan almaya başladım. Yaşar Kemal'le gün boyu birlikte olduk. Önce bir yemek sofrasında, ardından kitaplar arasında, sonra bir masanın başında ve gün sonunda bir kıyı boyunda. 10 yılların yorgunluğuna rağmen hatırlıyordu yine köy köy dolaştığı zamanları. Derleyip toparladığı ağıtları bazen biz seslendirdik, bazen de o aktardı. Hele ulaşa ulaşa, ulaş benziyor güneşe. Ulaş kardeş can verirken, görenlerin aklı şaşa. Generaller, generaller, kızıl kanda kanlı eller. Sizi de yeneriz bir gün, bize Türk milleti derler. 72'de mi yazdın bunu abi? He? 72'de mi yazdın diyor. Tabii. Osmanlı-Rus Savaşı'nda Sarıkamış'a askere gidip de bir daha geri dönemeyen, şehit olan iki kardeşe, Mehmet ve Memiş'e yakılan ağıdı okuduk ona. Gözleri doldu. Yetme Yemen'e, Yemen'e, karışın toza dumana. Mektubunu sal kardeşim, bacını goma gümana. Yetme Yemen'e, Yemen'e, Yemen sıcak dayanamam. Dang borusu er vurulur, sen cahalsın uyanamam. Yetme Yemen'e, Yemen'e, Yemen sıcak gayfa pişer. Esker dalima çıkışın, aceminin aklı şaşar. Tarlalarda biter kamış, uzar gider vermez yemiş. Çöl Yemen'de can verenler, biri Mehmet, biri Memiş. Çok güzel. Battın avşar kazaları, ibrişimin kozaları. Sarıkamış'ta kırıldı Gonca Gül'ün tazeleri. Gene kavga sesleniyor, 16'lı isteniyor. Gidenlerden biri gelmez, silahları paslanıyor. Binbaşılar, binbaşılar tabur taburu karşılar. Yağmur yağıp gün deyince yatan şehitler şabırır. Sarıkamış altın bulak, soğanlı biz ne bilek. Bizim uşak böyle gezer ağzımın kara ilek. Ve hayat işte. Yaşar Kemal, Kürt edebiyatından ve dengvecilerden derlediği 50'ye yakın Kürtçe ağıdı darbe dönemlerinde kaçırmak zorunda kalmış. Fransa'daki Kürt Araştırmaları Kurumu'na teslim etmiş. Sen destanlarını, Kürtçe destanlarını Paris'e kaçırmıştın. Abidin Bey mi bıraktın onları orada? Yok, şeyde kaldı. Kimde kaldı onlar? Kürtçe eserler duruyor. Paris'te bir şey var. Burada duruyor hala. Kürt Enstitüsü'nde mi acaba? Evet. Ve ilk kez. Evet, Yaşar Kemal gün sonunda bize bir de sürpriz yapıyor. Gazi Mustafa Kemal'in ölümünün ardından Kürt dengbejlerin dillendirdiği ağıdı hatırlatıyor. O hatırladıkça dinliyoruz, dinledikçe etkileniyoruz. Kemal, Kemal, biriye, 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 biriye. Kemal ölmüş, ölmüş, ölmüş. Kemal'e, Kemal'e, heye, Kemal'e, Kemal'e, heye. Ezniznem, ezniznem, ezniznem. Kemal, Kemal öldü, ben öldüm, ben de öldüm diyor. Ustaya veda zaman, o dilden dile çevrilen kitaplar arasına, ödülden ödüle boğulan ve sayfaların arasından ona fısıldaşan kahramanlarına dönüyor yine. Biz bir kez daha selamlıyoruz. Çok genç bir toplum Türk toplumu. Çok dinamik bir toplum. Ben hiçbir zaman ülkemden hiçbir biçimde umudumu kesmedim. Yani umudumu kesmek değil, büyük umutlar besliyorum.
çok olanakları olan bir ülke. Kültür olanakları, insan olanakları, doğa olanakları, gelir olanakları, çok olanağı olan bir ülke. Ben Türkiye'den çok şey bekliyorum. Yani insanla büyük fayda bekliyorum. Zarar yerine. Bugünlerde bahar indi Çukurova'nın düzüne. Donandı ağaçlar, donandı dünya. Donandı yeşilinden, alnından, sarısından, donandı delicesine. Bir ışık fışkırır topraktan yağmur gibi. Bir güneş doldurur ortalığı. Bir canım tüter. Çok gün okuyorsun abi. Vallahi güzel okuyorsun. Sağ ol. Açıldı apaydınlık terü taze. Deve dikeni çiçekleri koskocaman. Mosmor açıldı. Nemlendi dağlar. Çiçeğinden, kuşundan, böceğinden, suyundan, kokusundan nemlendi. Bugünlerde... Nellilendi. Bugünlerde bahar indi Çukurova'nın üzerine. Dur, gönlümü alayım ya şurada. Gözlük burada. Ulan yaşa be, ulan ne akıllı söylüyorsun. Hepsini bizim hazırladık yaşa. Bugünlerde bahar indi. Ulan sen bu kadar akıl değil. Zamanla, senle oturak halka akıllandım yaşa. Bugünlerde bahar indi Çukurova'nın düzüne. Bir bulut ağdı düzden yukarı. Bir yanı sarmağa... Bu adam var ya. Bunu okudukça şunu bu deli olur bu. Doğru. Adına ya. Ben de öyleyim. Bir yanı sarma. Seviyoruz memleketimizi. Vallahi seviyoruz. Yüreğime hançer de soktum.